Herkese merhaba arkadaşlar. İnternet Kafe Simülatörün 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karımız yine pavyonda çalışıyor. Oğlumuz herhalde bu yağmurlu havada dileniyordur hala. Şimdi birazdan gidip hallerini, hatırlarını soracağım. Bakın dolabı doldurdum neredeyse. Yazıktırlar ya. Bu arada evsiz bizden yeni bir şey istedi, bir bakayım. Arkadaşım çok kötü bir şey oldu. Birisi cihazımı öğrendi ve başka bir hükümet ajanı peşimde. Ya siktere git amına koyayım, deli sürüyanda mı gördü? Kimsenle uğraşsın? Evsiz. Benim için devre dışı bırakabilir misin? Deri ceket, köyü ve ayakkabıları kırmızı siyah bulabildim, tüm bilgiler. Acaba dedeki bu mu amına koyayım ya? Gel. Siyah ceket var ama bu kadın. Kadın mı acaba, adam mı? Ah yarrak ha. Aa buymuş amına koyayım, ben bunu kadın zeydiydim, bu adammış ya. Şimdi deme hepsizle konuşam, deme hepsiz yaptım. Sağ kanki. Bu harika bir haber, cihaz üzerinde çalışmaya geri dönebilirim, $1000. Ya bunu neresi hepsiz amına koyayım, bu bana $1000 veriyor ya. Harbiden bu hepsiz değil ha. O Squid Game'de bir tane adam vardı ya, kendi deli etmişti amına koyayım, yarışmacıların içine katılmıştı. Kendi fakiri gösteriyordu. Bu da onun gibi biri ya, ben bu şehrin sahibi olmasın bu hepsiz. Birkaç tane simetri hastası kardeşimiz demiş, abi dükkanın çok şey düzensiz, nefes alamıyorum demiş. İzleyin lan size işkence amına koyayım. Oo ne kadar da düzensiz. Şu makineyi böyle mi yapsam, böyle mi? Dur da şu makine böyle daha mı güzel durdu acaba? Simetri hastaları bak. Sanki böyle daha güzel durdu ha. Kardeşlerim benim. Maksat ibnalak olsun. Kafemize yeni yeni müşterilerimiz gelmeye başladı. Onaylayalım, istekler onayla. Param ne olmuş? $1400. Biraz iş yaptım arkadaşlar. Param $1400 oldu. İlk önce bir tane robot süpürge tutacağım. Bu orospu şey bizim yerimize her tarafı temizliyormuş. Kirala. Neredeyse her şeyi tuttuk. Her şeyi tuttuk. Neredeyse de her şeyi tutmuşuz. Bir tane de masa sipariş edelim Zamazor'da. Bil. Bu ne lan? Bil gel götümüzü sik istersen, böyle elektrik faturası mı olur? Nasıl ödeyim ben bunu ya? Allah net olsun ya. Ver kardeş, ver. Ödeyelim mi ya? Allah bela, valla ödüyorum biz. Ödedim. Yoksa polis ceza ezi daha fazla Ali. Ya ama ya aksilikler işte üst üste geliyor ha. Ya amına koyayım, daha dediniz yeni kas al, bilgisayar yanmıyor, yeni kas aldık da yanıyor. La şef, arkanda bir şey kalmıştır, alayım dur. La çekil. Aldım kardeşim benim. Benim canım ailem, size kurban olurum. Bakalım sen bugün ne kalmışsın karıcığım. $87. Lanet olsun. Çocuk ne kalmış? $40. Alalım. Bir tanesi yorumlarda şey yazmıştı. Senin karın o günü $400'la eve geldiyse bütün şehri milli yapmıştır dedi. Sen ben burada amına. Ey ahali dinleyin. Bizim memleketimizde eğer sokakta yatan aç bir çocuk varsa biz şehir olarak şu sahibi sahiplenmemiz gerekiyor. Herkes $7 ateşlerse şu sabiye, ben bakımını üstleniyorum. Denizim, denizim, kimse seni siklemiyor. Kader vurmuş şu canıma, yüreğim yandı. Gidişinle güneş söndü. Bu ne yapı? Hocam cihazınızı, tasarımını bitirdim ama güç rektörü çok pahalı. $25,000 ihtiyacım var. Eğer parayı bulursan cihazı yarın bitirmiş olacağım. Kardeş şey yapayım, ben böyle eğileyim. Sen o $25,000 çıkarın. Ne koyarım şimdi ya? $25,000 ne? Bu hepsizler ne yaşıyor ya? Ne kullanıyorsan amına koyayım, getir arada bizden mutlu olak. Piç ya. Söz lan simetri hastası kardeşlerim. Siz bu, söz burayı sizin için düzelteceğim la, şaka yaptım. Şurayı bir düzeltek. Ya bu yolu kapatıyor ya. Öf. Şöyle yapa. Bence böyle güzel yani, ne? Simetri hastaları, siz de çok şımarıksınız la. Bunun böyle nesi var dükkanın? Abi izleyemiyorum sinirden diyor. Sanki hayat dört dörtlük de amına koyayım, bizim dükkanımız bozuk. Tam burayı bir büyütünce biraz daha düzene sokarım ama bence şimdi çok güzel. Bilmeyenler için bizim şef Master Şef'e katıldı arkadaşlar. İlk eleme turlarında elendi. Elini yıkamayı unutmuş, o yüzden elendi. Deli gibi iş yapıyorum. $1700 oldu. Ben bu dükkanı büyütemiyorum. Bir oda daha ekleyeyim ha. Aynen aynen. Çok küçük, nefes alamıyoruz. Sıcaktır amına koyayım. 5 kişi doluşturmuşuz. My Cafe. Ne alalım? Yeni oda. Yeni oda satın aldık. Ha bakalım yeni oda nasıl?
Oo, harbi büyümüşüm ha. Yeniyor da bel oldu. Bunlar boşta kaldı. Ne yapak? Şu televizyonu o zaman buraya yerleştirek. Tavanla şeyi de değiştirdim, zemini artık içerisi kirli durmuyor. Oh be, ne ferahladı içerisi ya. Şükürler olsun. La oğlum, dünyanın en zenginisin, gelip şu çocuğa bir para versene. Evet, vurdum. Çocuğum buraya çekem. Ne gel ver amına koyayım, o 100 milyar 200 milyar doların var, 1 lira ateşle şuna ya. Bak bak vuruyor. Aa, insanlık ölmüş, dünyanın en zengini milyonları var ama gelmiş. Aa, dilenciyle babasını vuruyor. Sakatım ben. Aa. Aa, 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 vurmayla vurma ne olursun. Her şeyi yaparım yeter. İşte Elon Musk'ın gerçek yüzü. Bakın ışık koyduk. Ne kadar güzel oldu dükkan. Vallahi ışıklı ışıklı. Şu gel tuvalete gidelim ya. Sıkışmışa benziyorsun. Niye sen iyiliğin için dedin? Ailem, ailem, benim canım ailem. Ölürüm, ölürüm, size kurban olurum. Ailem, ailem, benim canım ailem. Ailemiz de biraz hasbihal edelim. Normal bir aileler ne yapar? Hasbihal eder yani. Farz edin ki bu pavyona gitmiyor, bu da dilenmiyor. Biz normal bir aileyiz. E karıcığım, bugün ne yemek yaptın? Denizim, sen okul işleri nasıl gidiyor? Öğretmenine sordum, bu ara çok yaramazlık yapıyorsun. Yok yok, bizden normal aile olmaz ama şu tiplere baksana. Böyle bir ev mi olur? Hele bak şuna. Oğlum şu saçların önünü gez, harbiden sen gözün görükmüyor ha. Adamım, millet çok bozulmuş. Gel de şu sarılı bir sikak. Piçe bak, görsem korkarım ha. Ula gel, gel bana yardım et la. Oğlum çal, benim çocuğum dileniyor, bu sokaktan geçme ya. Korkuyorum ya bir gün benim çocuğuma bir şey yapar diye. Maskeye de takmış. Bir tarif çocukları kandır, arabaya atar götürür ya. Ahey ahey ahey. Tıvırlı İsmail'in şeyini yapıyoruz, konserini, belki müşteri çekeriz diye. Gelmiyor, bunlar sanattan anlar amına koyayım. A a a a a a a a. Trump reis. Ne kadar zormuş lan. İnsan yapamıyor. Hırsıza bak, hırsıza kafası yamulmuş. O kadar ki kafasını gizlice çeviriyor. Hırsızların işte genel özellikleri. Ne hele bak, dükkanın boyutuna değil abi. Dükkanı büyüt amına koyayım. Dükkanı boyuttuk. Dükkan bomboş. Kas almaya gücümüz yetmiyor. Götümüz kaşındı. Dükkanı büyüttük. Ama ilk önce eve mobilya alacağım ya. Evet, paramız artık yetiyor, mobilya yükseltebiliyoruz. Gidem de karım bir sevinsin, üzerime atlasın ya. Bilirsiniz karılar öyle işlere düşkündür. Mobilyadır, tettek vettek, ver zıvara çoğu düşkün oldukları için. Şahsen ben hiç mobilyaya para verenleri anlamam. Bana mı lan, halıdır işte halı. 300 liralık halı olsa ne olur, 100 liralık olsa ne olur, aynı hissiyat. Karıcım nasılsın? Morali %90, işe gitmiyoruz. Zıkkımlanıyor ya, ne kadar iyi morali yüksek. Oğlumuza bakalım morali nasıl? Bunda morali artmış. Şu artık şurayı bir mobilyaları genişletelim. Mobilyaları yükseltelim. Mobilya... Aha! Etkinleştirdim, aktif. Kapatalım. Oha! Evime bak, evime, yatağıma bak. Benim oğlum, bir de bizim bir yatak niye tek kişilik? İki kişilik olması lazım değil mi? Kanepede mi yaptık bu çocuğu? Şimdi mobilyayı yükselttiğimize göre, evimiz de daha büyük olduğuna göre bence 3-4 tane çocuk da yapabiliriz he? Çocuk yap, daha fazla çocuğunuz olamaz. Hani mobilya yükseltince oluyordu? Beni kandırırlar, götürenler 1000 dolarıma mal oldular ya. Ama neyse, bir şey olmaz. En azından evimiz güzel oldu. Oğlum sen benim evimin önünde ne duruyorsun lan sabahtandır? Senki benkinden daha büyük diye benim karımın yanıma mı gidiyorsun? Seni öldürürüm ha! Piçe bak! Ne ki... Ne ki 10-15 santim daha büyüktür de girdiği tripler... Bak, piç ya. Hayır, belki karıyı etkilenmiş olabilir. Nereden bileceğim? Efsiz! 25 bin dolar istiyorsa niye benden? Sen bana 25 bin dolar ver, evi al. Karımı alırım, çocuk sende kalabilir. En güzeli, en kalitelisi. Yanmaz, her oyunu kaldırır, Gamer Pro komputer kasesi. Sepete ekledim. Ödemeyi tamamla. Gelir birazdan. Eksiklikleri var. Eki kapat, sikleri var oluyor. Teşekkür ederim kardeşim. Aha, kasamız da geldi. Son model işte, bilgisayar kasası bu. Takak. Şuna bak lan, ne kadar büyük.
Bunu kaldıramayacağı oyun yok ha. Ters koyduk amına. Cahil internet kafeci 31. Bir gelişme yok işte, sadece kasayı değiştirdim. Oyuncu bilgisayarı kasası aldım 1700 dolara. Yani iş yapmaya çalışıyoruz. Şunlardan bir 10-15 tane dissek herhalde sırtımız yere gelmez. Herkese hayat tavsiyesi veriyorum. Biraz da oğluma hayat tavsiyesi vereyim ya. Oku oku, büyük adam ol. Şu an böyle sürünüyorsa hep okumadığın için. Tabi okula göndermedim, orası doğru ama. İşte oku yine de. Işığı kapatalım, boşuna elektrik yakma ya. Hayat bazen insanlara eşit davranmıyor oğlum. Bak saçın o kadar kekirlenmiş. Bu hangi renk amına? Işıktan mı öyle oldu anlamadım. Nerede kaldım? Hayat bazen herkese eşit davranmıyor be oğlum. Mesela şu kız şu şekil giyinir. Şu oğlan şu şekil giyinir. Ve siyasete asla bulaşma oğlum. Hadi kendine iyi bak. Gerçekten de çok iyi tavsiyeler verdim. Ya oğlum bari sopa var, niye bir de çivi takmışsın amına? Bizi vuracaksın mı ya? Piç tek atar bize. Oğlum şu herifi burada kaldırın, cesedi çürüdü ya. Yoksa bu burada tuvaletin altında fantazim yapıyor. Biliyorsunuz çok değişik fantazili insanlar da var. Şu tavşan kulağını şey takınca seksi olduğunu mu düşündün? Evet seksisin. Kardeşler hatırlarsanız bir zamanlar beni 5 kuruş para bırakmamıştınız cebinde. Şimdi geleceğim sizin donunuza kalacağım lan. 500 dolarlık sadece bir oyun oynayacağım. Ve Allah'ın izniyle kazanacağım. Hayli oyunu bilmiyorum. Sadece oynayacağım. Başlatıyorum. 500 dolarlık. Sende o var, bunda var. Standa tıklıyorum. Kazandım. Ben daha giderim. Orospu'nun çocukları. Hadi. Kumarı kazanmak istiyorsanız basitçe ben nasıl moralleri düştü. 500 dolarımı kazanırım abi, ben giderim. Şans de. Bir kere yüzüne güldün mü daha zorlamayın. Benim karı nerede? Buradaydı eskiden. Şimdi nerede? Korktum dedim, bir an kafesin içine girmişseydim ya. Aga seçimleri nasıl kaybettin ya? Hakikaten sanki de büyük dert amına koyayım. Sen bir zahmet hiç. Bir daha gideceğim bara, bakalım benim karı bu sefer gerçekten oradan mı? Oğlum karı sen burada dans ediyorsun da kimse seni de izlemiyor. Sana nasıl para veriyorlar? Max'tan ben karımı izleyeyim. Buna daha fazla para versinler, müşteri çekiyor diye. Aa bu da kim? Ne kadar da güzel oynuyor. Bence en çok parayı buna vermeniz lazım. Ne kadar da güzel oynuyor bu arada. Maksat patron gözüne girsin. Yeminime 90-60-90 vücudu var ayol. Bir daha geleceğim. Çok memnun kaldım hanımefendi. Evet bizim karıyı patron gözüne soktuk. Ay siktir olup gidelim. Şefin ölümü HD izle. Bir gün şef mutfakta çalışırken süpürge yanlışlıkla götüne giriyor. Abi sanki kaç santim? Allah için şu maskotun kafasına vura vura sersen mesela belki daha iyi oynar he? Öyle tipe bak, kafaya bak hele. Zıplayıp vuracağım ha. Baba karı menü sunuyor bak, üff. Oğlum sen menü sunmana gerek yok ki. Sen gelip böyle kalk püh yapıp tükürsen üzerimize gene sesimiz çıkmaz be güzelim. Geliyor yemek veriyor bir de. Elim lan yerim dayı, elim lan. Hemen şu karşıki şeyi alalım, dükkanı alalım bir. Evet, satın alıyoruz. Vay be, bu dükkan da bizim oldu. Bu da oha amına koyayım, tünel. Boşuna al. Oo, ama burada insan gerçekten de klostrofobisi yazar. Hele baksan kafan tavana değiyor. Her an çökecek gibi paslı ve küflü. Boşuna aldık ya. Çok büyük dükkan ama bak bir de benkinin refahlığına bak. Gözlerini çok özledim. Bak 93 dolar almış bugün. Bunu biraz iş yerinde övdüm ya mahsusdan. Daha çok para vermişler. Tabi bu zavallı 30'u geçmiyor amına. 30. Deniz'im bizim zamanımızda post cihazı yoktu. Biz böyle tişörtümüzü çukur yapardık, oraya para atarlardı. Teknoloji ne kadar gelişmiş ya, kıymetini bil kıymetini. Ne oldu la, gene canlı bombayı mı vurdun? Kız ben sana demedim mi, karşı gidaları canderme, canderme, canderme. Yarın ufak sen askere gönderme, 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 gönderme. Öyle vururlar adam ya, siz beni verem etmiştiniz ilk bölüm. Ahı çıkıyor, ahı. Arkadaşlar diyorsunuz ya, yakışıklı olmak nasıl bir duygu, bazen TikTok'ta öyle sorular soran çocuklar çıkıyor. Bakın böyle kızlar peşinizi bırakmıyor. Ya gidin ya! Ya üf. Bazen gerçekten insanı bunaltıyorlar bak. Kız peşimi bırakmıyor karı.
Git başıma ya. İşte böyle bir duygu. Alın lan, size teslim oluyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Kıskançlıktan vuruyorlar ha. Başka bir şeyden değil. Öyle vurma. Öyle vurma ne olursun. Kaç kaç kaç. Oda spreyi otomatik sıkar. Al bunu. Bu niye almamışız bugüne kadar? Al. Yangın dedektörü. Herhalde bu da yangını söndürür. Al. Otomat. Bu da cipso mipso satıyor millete. Al. Tost makinesi. Al. Daha sırtımız yere gelmez. Pisu var ne amına. Gerek yok ama milletinki kaç santim diye öğrenmek istiyorsak bunu da alalım. Al. Sıvı sabun al. Bunlar ellerini yıkamayıp bir de klavyeyi mi elliyorlardı? Vay amına. Bunca zaman sadece suyla yıkıyorlarmış. Sabun yokmuş. Al. Bakın otomat makinesi. Bakın kahve makinesi. Bir sürü bir şey alın. Tost makinesi. Artık bunlar siparişe yapacaklar. Ondan sonra ben tuvalete gidelim. Tuvalete giderim. Ne zaman çıkır Rimmel sabunları? Mikropların %99,99'unu öldürür. Dava açıp para kazanmasınlar diye %99,99 diyorlar. Aslı %100 diyemezler. Ayna, bir tane de ayna alalım. Şu karı kendi görsün. Arada biraz keyfi gelsin. Mikrodalga fırın. Çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Post cihazı. Bizim oğlanda var. Aslında onu kullanabiliriz de neyse alalım. Yetersiz bakiye. Kar mı yağıyor? Bana mı öyle geliyor? Vallahi ağabeyler havaya bak amına. Havanın götü kapkarı olmuş. Hava durumu kar yağışlı gösteriyor. Ya bizim burada bir hava tahmini yapıyorlar amına koyayım. Diyor bir hafta sonra kar yağacak. Hava kendi kendine biraz açıyor, hemen değiştiriyor. Bütün tahminleri güneşli yapıyor. Kardeşim sen bilmeyeceksen ne diye hava tahminisin? Vallahi billahi. Ver paramı. Bak ben gelmedim bugün, bunu yapmadım diye zor $55 kazanmış. Bensiz hiçbir iş yapamayacak mısınız ya? Deniz de artık tanınan bir yüz ya dilenci olarak. Kimse para da vermiyor. Bir süre bunu unutturmak için işe göndermeyelim. Hani diyorlar ya, adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Senin adın daha 9'a çıkmadan bir süre daha evde bekle. Sonra bir daha gönderirim. Anca zıkımlanın. Gidek de biraz yatak. 3 tane de lamba sipariş ettim içerisi çok karanlık diye. Bu nasıl lamba, hiç aydınlatmadı. Bu çocuktan bir yarrak olmaz. Bu burada dilendiği çizgi $30 geçmez, babasına çekmemiş, kendi geliştirmiyor. Ben olsam var ya bir burada dilenirim. Ertesi gün orada da maskotun yanında dilenirim. Çok dikkat çekiyor ya, bana da ateşlerler diye. Acaba ne kadar para verecek? Çok oynadı. Ama işte parasını vermemede kararlı. Benim bodyguard $311'miş de ele alıyor. Koltuğun şekline, şemaline bak. Benim koltuğuma bak. Bel fıtığı oldum bunda amına koyayım. Bir de oyuncuların koltuğuna bak. Valla kendimiz iş yeri sayı, biz kıymıyoruz, kendimize bir koltuk alak ha. Bir şey olmaz ya. Evet, yeni bir PlayStation da aldık. Çok pahalı bunun fiyatı, o yüzden çok pahalı olacak. Fiyatını hemen ayarlayalım bilgisayarlarımızdan. Bak bunun en pahalı $8 oldu bu PlayStation, bu $9 oldu ya. Dakikası herhalde bunun $9. Çok pahalı yani. Daha güzel kızlar gelirse puanımı yükselteceğim. Mal. Görgüsüz hayvan. Şundan güzel kız memlekette var mı? Ne istiyorsun? İşte kedi. Uzanamayacağı şey mındar diyor. Ciğere. Biliyor ya bu kız ona bakmaz diye daha güzel kızlar getir mahsusdan. Şerefsiz kızın kalbini kırıyor. Kime bir kıyafet bakan mı ya? Harbiden ha. Bu nedir böyle? Gerçi şu an zamanı yok. Şu takım elbiseyi satın alacağım. Evet artık üstümüzde şey var, bakın takım elbise var. Yumruk atınca takım elbiseli görünüyor. Hiç gerek yoktu aslında ama gene de aldım. Eldiven de mi satın alsam? Bir de bu eldiveni satın ver. Beyaz eldiven. Mafya işi, bak mafya işi, beyaz eldiven de aldık. İşte neye para harcayacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar şu 25 milyarın toplanacağı yok. Daha bir elektrik faturası geliyor boru gibi. Bir polis Bitcoin şeyini görünce ceza kesiyor $500. O yüzden daha zor $2000 topladım bu bölüm. Çünkü hep tık tık aldık. Bir sürü oyuncu konsolu falan aldığımız için. Bu bölüm parayı toplayamadık 25 milyarı. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda az kaldı söylemeyi unutmayın.